Şimdi Fatma ablacığım bugün bize çok güzel kalp motifli bir supla nasıl yapılıyor onu anlatıyor. Suplamız çok güzel. Masalarımızda, tabaklarımızın altında misafir, hoş bir, zengin bir sofra için evet. Güzel bir taban. Peki bu kalp detayı nasıl veriliyor? Onu öğreneceğiz. Şablonumuz var. Şablonumuzu zaten paylaşacağız ama güzel bir şekilde de 6 numara tığıyla, 2 kat kağıt iplikle ördüğü suplamızın detaylarını öğreniyoruz şimdi. Şimdi ben buraya geldim, bekledim. İkinci sıraya 3 tane zincirle aynı deliğe 2 tane, yandakine 3 kere tekrarladım. Toplamda 6 tane çift olacak bu ikinci sırada tepede. Sonra yanında ikili trabzanlarla 6 tane ikili trabzan. Şurada bu topladığımız nokta vardı ya Ezgi, evet. Alttaki sırada şu. 2 tane zincir kaldığımızda nereye yapıyoruz, ne yapıyoruz? Şu evet. Merkez yerine 2 tane zincir kala, 2 tanesini yarım bırakıyoruz ya, o şekilde yapılacak yer burası. Yarım dediğimiz? Yani birden çekmiyoruz. Toplayıp çekeceğiz toplayıp hepsini. Çekeceğiz, tamam. İkili trabzanı tamamlamıyoruz. Şunu şöyle yapayım da gözüksün. Şurada 2 tane oldu bu duvarda. Evet. Bir de V'nin bu duvarında 2 tane yapacağız aynı şekilde. Şu toplanan şeyi ellemiyoruz merkezdeki. Tamam, orayı da yapalım. Yapınca da zaten anlayacağız. Şöyle. 2 tane de buradan alacağız. Elimizde tutuyoruz, geçirmiyoruz. Toplam kaç tane oldu şu an? 5 mi? 4 tane yarım trabzan, baştaki de ilmek var, 5 tane. 5'ini birden çekeceğiz. Bunu da böyle yavaşça. Toplamalarımız bu şekilde. Her seferinde ortadaki yer böyle. Şurada bu kısmını ellemiyoruz toplarken. Yani buraya ilmek yapılmıyor, o boş bırakılıyor. Tamam, şimdi ikili trabzanlarla devam edeceğiz değil evet. mi? Kulakçıklarda 6 tane çift, 2 tane. İkişerli 6 tane çift trabzan olacak. Her zincirin üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Toplam 6 tane. Şimdi tekrar bir dönme var orada. İşte dönmelerde. Evet. Onu ifade edemedim değil mi? Oraya kadar örelim. Mesela burada kaç tane yapmışız? 6 tane var. Burada da aynı şekilde. 6 olmalı. 4, 6. Şimdi çift bu yaptığımız 6 tane trabzanımız vardı ya burada. Evet. Her birinin tepesine ikişer tane yapıyoruz. 12 olacak. Ben ama farkındaysan onu unuttum mu söyleyeyim. Başakların arka yüzünü kullanıyorum. Hep örerken. Hı hı. Tamam. Komple her sırada. Her sırada ki buradaki bu görsel çok daha olsun rahat diye. Sayarlar. Şurada böyle diş diş gördüğünüz başak karşı hı hı. tarafa bakan yerine batırarak yaptığımız ikili trabzanlar. Evet. Hani her zaman battığın noktayı da bir görebilirsek. Daha önce görmemiş olanlar için batırdığın yer şu arka yüzü. Başağın arka tarafı. Ön yani şuraya batırmıyoruz, şöyle yapmıyoruz. Evet. V'nin arka taraftakini alıyoruz. Çift yapıyoruz. Her altının tepesine çift yapıyoruz. Sonra tekrar döneceksin. Çift bittikten sonra ikili trabzanlarla yine devam edeceksin. Evet. Alt noktasında bu yukarıda 2, 3, 2 diye. Burası hep aynı. Hep aynı. Onun üzerinde gösterelim hayatım. Sonra sen örmeye devam edersin. Şöyle. Mesela diyelim ki şuraya geldik Ezgi. Şurada tepede üçlü olan yerimiz var ya, sağda 2, solda 2 diyelim. Üçlü olan yerin şu birincisine iki tane yapacağız. İki tane yapacağız. Onu hemen şöyle oradaymışız gibi. Ona iki tane yapıyoruz. Şimdi başağın arka yüzüne bakınca nerede neye batmak daha kolay görünüyor. Yani bu bire iki, ortadakine üç. Üç tane yapacağız. Hı hı. Orada daraltmıştık, burada artırıyoruz. Evet. İki, üç, iki. V'nin sivri kısımlarında, iç kısımlarında da zaten az önce i̇ki, gördük. 2, 2, 4 tane bir yapılıyor. Bir üst sıraya geçerken, kaç zincir? 3 zincir çekerek mi yukarı evet, çıkmıştık? Evet, 3 zincir. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. 3 yaptım. Ve haliyle bu şekilde örünce de buradaki bir V, buradaki de tombulluk oluşmuş oluyor. Hı hı. Sonra tabii ki şu tepede ne yaptın bu? Çünkü burada bir kalp durumu var.
Burayı soracağım, öğreneceğim. Kendi çıkıyor. Kendi geliyor değil kendi mi bu hale? Kendi geliyor tabii. Ha, çok iyi. Şu aşağıda, şu orta kısımda. Evet. Çünkü ilk başta mesela 10 taneydi ya Trabzan. Sonra 8'e düşüyor, 6'ya düşüyor. Yavaş yavaş küçülüyor. Ve bu hale tabii alıyor. Ha güzel, onun için ayrıca bir şey yapmamıza gerek yok. Yok yok. Hayır, herhangi bir şey örneğin yok. Detayı tamamen ortaya çıkmış oldu. Ezgi yaptık şimdi. Böyle mesela tepe kısmı. 2, 3, 2. Tekrar ikili trabzanlarla devam edeceğiz. Evet bak şu başta 2, ortada 3, gene 2. Evet. Böyle. Mesela şunu merak ettim. Şimdi bu kağıt iplikle ördüğümüz suplamız var. Evet. Üzerine servis tabağımızı aldık. Diyelim ki çorbadır, yağlı yemektir, et yemeğidir döküldü. Bunun temizliği nasıl olacak? Onun temizliği hiç denemedim. Denemedin değil mi? Yani yalan söylemiş olurum bir şey dersem. Islak bezle sileceğiz. Yok zannetmiyorum, o kadar şey değil, yıkanabilir ya. Yıkanabilir. Normalde şey diyorlar ya, bunu ıslatıp da örün diyorlar bize. Evet. Yani demek ki ya ben ıslattığımı hatırlıyorum ama ben bu kuru haliyle daha rahat örüyorum. Şimdi kağıt iplikle yapılmış çantaları insanlar yağmurda da kullanıyorlar, bir şey olmuyor Ezgi diyorlar. Şimdi öyle düşününce ama deterjanın yağ lekesi diye. Islattım ya ben onu. Evet. Denediğimde ıslattım, sonra kuruduğunda aynı duruma geldi, hiç değişmedi. Değişmedi. Hiç değişmedi. Yani tamam. Demek ki ıslanınca kuruyor, şey yapmıyor ve bu da yıkanabilecek anlamına geliyor. Islak bezde olmadı, sileceğiz zaten. Çok da leke gösterecek bir renk de değil bu zaten çok fazla. Yani. Yani. Hangi ne yaparsanız değil. Yapın. Evet. Supla muhakkak lekelenecek Ezgi. Ya istiyorum supla diyeceksiniz sofrada ya da istemiyorum diyeceksiniz efendim. Evet. Ellerine sağlık, çok teşekkür ederim.